Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çizgi film nasıl yapılır, Mino ile Camgöz çizgi filmini nasıl yapıyoruz, bunu anlatacağız. Arkadaşlar, çizgi film yapmak uzun ve zor bir süreçten geçmektedir. Çizgi film yapımı ise 5 aşamadan oluşmaktadır. Birincisi kurgu, ikincisi çizim, üçüncüsü modelleme, dördüncüsü ses montaj, beşincisi editleme. Aslında her şey hayal etmekle başlıyor. Hayal ettiğimiz veya yapmak istediğimiz çizgi filmi hangi konuda yapmak istiyor isek, örneğin eğitici, komedi, bilgi içerikli olabilir, karakterleri ve mekanları ona göre kurguluyor ve hikaye oluşturuyoruz. Bu süreç ise kurgudur. Kurguladığımız hikayeyi daha sonra konsept çizimine taşıyoruz. Burada kurguladığımız karakterleri, mekanları, nesnelerin nasıl olacağını, neye benzeyeceğini, renklerini ve görsellerini tasarlıyoruz. Ardından çizime başlıyoruz. Çizim bittikten bir sonraki adım ise modelleme. Bu bölümde çizdiğimiz karakterleri, mekanları modelliyoruz ve ardından oynatmaya başlıyoruz. Tabii bunu yaparken bir program kullanıyoruz. Biz modelleme yapmak için Anime Studio'nun Mahon 2 programını kullanıyoruz. Mahon 2 programı 2D ve 3D karakter modellemeye oldukça uygundur. Programda bir nesneyi renklendirebilir, şekil verebilir, hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca Photoshop, video tasarım, 2D oyun ve kısa animasyon yapabilirsiniz. Çizgi filmi ise önce çizdiğimiz karakterleri modelleyerek renklendiriyoruz. Karakterlerin hareket etmesi için ring, yani kemik giydirme işlemini tamamlıyoruz. Tüm karakterlerin aynı anda hareket edebilmesi için keyframe uyguluyoruz. Ardından kurguladığımız hikayeyi oynatmaya başlıyoruz. Saniye saniye ilerleyerek hataları çıkartarak kurguladığımız bölümü tamamlıyoruz. Sıra geliyor videoya dönüştürmeye. İyi bir render aldıktan sonra videoya gerekli ses montajına geçiyoruz. Bu bölümde sahnelere göre melodi ve hareketlere göre ses efektleri tasarlıyoruz. Her karaktere ayrı ayrı ses ve efekt kullanıyoruz. Ses montajı için Adobe'nin Edition programını kullanıyoruz. Kullanımı oldukça kolay ve basittir. Tabii bunları müzisyen arkadaşımız Özden Çayırlı yapmaktadır. Ön müziği ve ses efektlerini bölüme hazır hale getirdikten sonra artık son bölüm olan editleme kalıyor. Yaptığımız çizgi filmin montajlarını, kontrollerini, değişikliklerini son kez gözden geçirip varsa hataları düzenliyoruz. Editleme yapmak için yine Adobe'nin Premiere programını kullanıyoruz. Editleme bittikten sonra YouTube'a hazır hale gelen yeni bölümü yine öyle Camgöz kanalımızda yayınlıyoruz. Tüm bunları yaparken tabii ki emek ve zaman harcıyoruz. Ama işin sonunda ortaya harika bir çizgi film çıkartıyoruz. Ve size de keyifle izlemek kalıyor. Yine öyle Camgöz çizgi filmimizi de bu şekilde hazırlamış olduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.